Muğla denince akla ilk olarak turizmle geçimini sağlayan ilçeler gelse de Ula'da durum bundan biraz farklı. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsettiği Ula, köklü bir tarihe ev sahipliği yapmıştır. Yaş ortalamasının ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu Ula'da her evde mutlaka bisiklet bulunmaktadır. Ula kültürüyle bağdaşlaşmış olan bu bisikletler, Ula insanının anılarına, acılarına, sevinç ve mutluluklarına tanıklık etmiştir. Hatta hikaye, anlatılanlara göre Cemil Usta'nın yaklaşık 80 yıl önce Ula'ya getirdiği, ilk görenlerin şeytan icadı olarak adlandırdığı o tek bisikletle başladı. Bisiklet Cumhuriyeti Ula. 1940'lı yıllardayız zannediyorum, 41-42 gibi. Cemil Çatalak diye bir marangoz vardı. İlk bir tek bisiklete o getirdi bisikleti. O zaman Ula'da bisikleti gören de yok, bilen de yok, bilmesini bilen hiç yok. Dolayısıyla o adam getirince bunu öğretmek maksadıyla saat ve dakika üzerinden kiraya vermek suretiyle gençler, çocuklar öğrenmeye başladı. Cemil Usta vardı burada, marangoz Cemil. Bir meslek edinmişti adam. Yaşlı bir adam bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde. Başkasında yok. Şeytan oyuncağı falan, şeytan şeysi derlerdi. Millet tabii o zamanlar çok gerici. Yani şimdiki bir insan yok. Aman üstüne çıkmayın dedik, şeytan oyuncağı falan derler. Biz artık biraz da haylaz türlerdeniz ya biz. Biz binerdik. Babamızın verdiği cephe harçlığını ona verip oradan şey, nefsimizi körlerdik yani. Biz aileden harçlıklarımızdan 25 kuruş falan o zamanlar içinde 25 kuruşu vererek işte belli ne kadar süre 10-15 dakikalık bir bisiklet kullanma durumunu gerçekleştiriyorduk. Yakında bir okulun bahçesi vardı orada, meydanlık. Orada yapıldı öğrenmeler. Fakat okulun bahçesi çakıllı, düzgün olmadığı için bisikletin tekerleği çabuk yıprandı, çabuk patlıyordu. Bisiklet düşmeler falan dolayı yıprandı. Ondan sonra ikinci bir bisiklet daha getirdi. Günden güne çoğaldı. Hatta her evde bir bisiklet vardı orada. Her evde bir bisikleti bir yana bırakın, herkesin bir bisikleti vardır evde. Hatta şu anda benim evimde, çocuklarım dışarıda. Birisi işte bilgisayar mühendisi, birisi araştırma görevlisi. Evde bisikletleri hazır. Geldikleri zaman hemen bisikletlerini kullanabilirler. Bir evde bir tane iki tane araba olması gibi şu andaki hayata göre, bu anın hayatına göre de bisiklet. İlk 1960 yılında ben daha henüz 5-6 yaşındayken babam bisiklet aldı. Bir de atımız vardı. Ben kendimi Ula'nın en zengin olarak kabul ettim. Hala aynı bisiklet evde duruyor. Maneviyatı çok önemli. Bunun üzerinde çok anılarım oldu. Çok. Benim için önemli. Şimdi arabamız var ama o bisiklet daha değerli benim yanımda. Çünkü babamın mirası. 8 yaşındamadım bilmem. Babam ben dedi, sürprizle geliyorum sana dedi. Ne sürpriz dedim ben? Sürpriz dedi. Bisiklet almış. 5 tane oğlan, bir tek ben kızım. Vardı ama çok az insanlarda. 2-3 tane zengin vardı, onlar da vardı. Başka yok. Çok kullandım. Bisikletle gider gelirdim. Hadi 5 dakikada kahve bir şey al gel pazardan benim. Ben bisikleti biniyorum diye öyle yollamazlardı tıkır tıkır. Kızlar çok gezmez diye. Bahane de eder giderdim. Ayaklarım tutulunca kadar bindim. Bisiklet bizim için vazgeçilmez bir parçadır ya. Yani burası öyle bir şey ki, bu şehir düz bir ova üzerine kurulu olduğu için ulaşım herhangi bir dışarıdan alınacak bir şeye bağlı olmaksızın kullanılabilen tek nesne bisiklet ulaşımda. Ve insanların tek başına sırtında yük getirmektense bisikletin selesinin, arka selesinde yük getirdikleri ve herhangi bir at, eşek vesaire filan gibi o zamanki şartlarda ya da araba gibi bir şeye gereksinim duymadıkları tek araç. Onun için Ulalılar için bisiklet her şeydir yani. Hem ulaşım aracıdır, hem yük taşıma aracıdır, hem zevk aracıdır, hem gezi aracıdır. Bisiklet bizim Ulalı'da bir
yaşam biçimidir, ulaşım aracıdır. Ekonomik, yakıt gideri yok. Onun için eskiden beri Ula'da bizim gelenek haline geldi artık bisiklet. Zaten bisiklet Cumhuriyeti Ula diye de geçer bizim Ula genel. Şimdi 57'den beri bisiklet kullanırım ben. 57 senesinden beri. Çocukluğumdan beri bisiklet kullanırım. 58'de ehliyet aldım. Trafikle yola çıkarmadı. O zamanlar çok sıkıydın. Ehliyet olmadıktan sonra bisiklete binemezsin. Trafik polisi gördü mü taksinin arkasına bisikleti attı mı Muğla'ya götürü ayıklar. O zaman temizleri yedi. Onun için mecbur 58'de ehliyet aldım. Bisiklet ehliyet aldım. Ondan sonra seneden seneye 10 lira yılbaşından yılbaşına garataş vergisi vardır. Sonra askere gideceğim zaman sildirmek için trafiğe gittim. Abi dedim ben askere gideceğim. 2 sene dedim ben bisiklete binen yok. Onun için sildireceğim dedim ben. Ruhsatı plakayı trafiğe verdim ben sildirdim. Askerden geldikten sonra bir baktım herkese bisiklet. Arayan yok soran yok o zaman serbest geldi. Bir tane bisiklet aldım. Ben herkesinkine bindim ya. Elden aldım ben şahıstan. Şu park var. Orada Bayrakdere'ye vardı. Bayrakdere'ne bisikleti dibine koydum. Bir de şeye yazdım. Ben başkalarının bir bisikletini eskittim. Benim bisikletim halka kamunundur dedim. Yazdım altına imza hükümet Mustafa diye bıraktım oraya. Gitti bir daha görmedim ben bisikleti. Hatırlatacağım şeyler oluyor. Mesleğin dondurmacılık. Termos vardır, dondurma termosu, terekeden. Bisikletin arkasına bağlardık. Ondan mahallelere çıkardık, dondurma satardık. Kaymak buz diye bağırırdık. Tabii gençlik bu. Yorulmazdık yani. Binerdik, severek binerdik. Bisikletle biz dondurma satıya çıktığımız zaman yapardık biliyor musun? Dondurmamı dondurdum, üstüne gülleri bundurdum. Gül kokulu bu kaymak, inanmazsan sen de iyi bak. Mehmet, horiba, bizim olan. Gel ve gari deriz. Çalı çalvarı sattırır 60 yaşında koca karılara göbek attırır. Gül suyu, gönül suyu, içmeyenin vardır elbet bir çekin uyu. İşte yemiş ağacının dibinde uykuyu demiş. Mehmet, horiba, bizim olan, gel ve gari. Ne var orada, bir şey mi var diye bakıcı rabiyo. Hemen aklına getirttiriz yani dondurma alsınlar diye. Bu yükselen su var yönetmen. Benim çıraktır o. O ben büyüttüm onu. O çok bisikletle dondurma sattı. Mobiletle dondurma sattı. İlk bisikletle sattı mahallelerde. Dondurma termosunu koyuruz arkasına. Gider mahallelerde kaymak buz diye bağırır. Tabii bak bebekki kime aklına gelecek yönetmen oldu. Yönetmen çıktı. Tabii bu bir gurur meselesi. Demek ki biz onu yanlış yollara yönetmemişiz. Yine her şeyin kıymetini de bilir. Ne olduğunu hala daha da söyler yani. Ben inşaat ustasıydım. Seramik, sıva, mermer. Şimdi bisiklet benim için şu an çalışma anları zamanımda altımdaki bir vesait. Yani bir araç. Ben 4 mahalle burası, burada çalışırken kullanıyordum. Gökova'ya gidiyordum, orada kullanıyordum. Yani benim için belli bir yere daha erken gitmek için kullandığım bir şey, araç. Biz yük taşımak için tütüncüyüz, tütün yapardık o zamanlarda. Keletir deriz, tütün koyduğumuz şey küfe. Küfeleri bisikletle taşırdık. Fakat zevkle taşıyorduk. Hatta yarış yapardık diğer komşu arkadaşlarla. Hangimiz önce gideriz? Tarla yolunda, ova yolunda yarış bile yapardık. Arkamızda küfeler, tütün dolu. Benim bir kızım, bir oğlum var. Kızıma da öğrettim. Kızımın da ayrı bisikleti vardı. Kadınlardan da bilenler var. Şimdi hele hele çarşı, pazar, Ula'da. Üç tekerlekli, arkası seleli, büyük pazar bisikleti diyelim artık. O tip bisikletlere binenler çoğaldı. Bayanlar da biniyor, erkekler de biniyor, yadırganmaz. 67 yaşında bisiklet kullanmaya başladım. Ayaklarım baktırdım, ayaklarım rahatsızdı. Ben dedim ben bisiklet sürsem olur mu dedim doktora. Güzel olur dedi.
Senin dedi, hareket etmeni dedi, sağlığa dedi, ayaklan faydası olur dedi. Biz de oradan baktık, bir bisiklet aldık, koyduk arabaya, üç tekerlekli. İhtiyaçlarımı görmek için, beyim öldü, kimsem yok. Pazar eşyalarımı kendim görüyordum, her masrafımı kendim ettim. Bir bahçemiz vardır, oraya gidip geliyorum bisikletine. Benim için bir golelik oldu. Ula'nın için her tarafını gezdim. Dışarı çıkmadım. Ula'nın hiçbir gezmediğim yer kalmadı. Eskiden 19 Mayıs'larda falan gençlik spor bayramlarında bisiklet yarışları olurdu. Ula'nın sosyal yaşantısına bir renk katardı. Ula malum kendi çapında bir ilçe. Ufak bir şey bizim için büyük mutluluk olurdu. Bir süre Ula Belediye Başkanlığı'nı yaptım. Belediye olarak çok bisiklet yarışlarına ödül koyduk mesela zamanla. Yarış yaptırdık, ödül koyduk. Ondan sonra böyle bayağı bir gelişti yani. Ula'da en iyi bisiklet binen. Ama nasıl binen? Yavaş binen. Yavaş hızlı yarışmalar olduğu gibi bir de Ula'da yavaş yarışma olur. Yavaş binen Ali Uyanık vardı. Bundan ödül kazandı Ali Uyanık. Adım Ali Uyanık. Ula Belediyesi'nde emekliyim. 55 yaşındayım. Yavaş gitme yarışması. Ula'da bu geleneksel olarak yapılıyor. Her sene düzenleniyor. Çok büyük katılım oluyor. En azından 150-200 bisiklet yarışmaya katılıyor. Yaş kategorisi böyle. Birincilerin başında hızlıkla. Ana yoldan Ula'ya kadar yarışmalar oluyor. Olduğumuz yerde yavaş gidiyoruz. Onda da birincilik aldım. Hatta bisiklet ödülleri aldım. Bir bisiklet, üç tane bisikletim var demiştim biraz önce. Bir tanesi de o yarışmalardandır, iki tanesi. Yarış olduğu için iddialı, her zaman farklı iddialı kişiler ortaya çıkıyordu ya. Ve tabii haliyle eğlenceli oluyordu. Bisikletle Marmaris'e gittim, Köyceğiz Beyovası'na gittim, Akyaka'ya gittim, Sakar'dan indim çıktım yokuşta. Sakar'ı biliyorsunuz 7 kilometre sürekli iniş. Sakar'dan inerken bu balatalar yetmez. Biz onu bildiğimiz için önceden ön çamurluklarını sökeriz bisikletlerin. Balata bittiği anda ayaklarımızı fren olarak ön tekerle sürterek durdurabilirim diye. Yani bir emniyet, el freni gibi düşünebiliriz onu. Bisikletle Akyaka'ya inmek istedik. Şimdi bir tane bisiklette 3 kişiyi düşünebiliyor musunuz? Yani bir de yokuş 600 metre aşağı ineceksiniz. Sakar'dan eskiden de yollar böyle çok geniş falan değildi. Biz bisikletle son sürat giderken önümüzden kamyondan bozma otobüsler vardı. Bu otobüslerden bir tanesi karşımda zırt dedi çıktı. O zamanlar Beykoz kunduraları vardı. Topukları plastikti onların. Frenler tutmadı, fren lastikleri patladı, çıktı yerinden. Üç kişiyiz de bu sefer Beykoz kundurayı lastiğe ayağımla tam böyle durdurmaya çalışırken kunduranın altı tabanı babanı her yeri bisiklete dayanmış, ayağım yanmıştı. Ama zor bela atlattık orada. Ondan sonra da bisikleti elimizde götürdük aşağıya kadar. Ula'ya 79'da geldim. Tayin oldum eşimin evlenmem nedeniyle. 82'de bir mesai arkadaşımın babasının bisikletini satın aldım. Muğla Yeşilyurt köyünde oturuyordu onlar da. Otobüsüne ben Ula'ya o bisikleti getirdim. Ben illa bisiklete bineceğim. Tekrar onunla çocuk falan taşımaya başladık. Bayağı ilk çocuğuma bir kilometre falan bırakıp bakıcıya Muğla Vergi Dairesi'ne çalışa gidiyordum. Ama bisikletle götürüyordum. Çantaya koydum çocuğu. Enteresan bir olay. İşte düşmeden, kaçmadan çocuklarımızı büyüttük. Ben çok güzel köy yaşantımda çok güzel tamirler yapardım. Böyle ilaç motorlarının falan tamirini hemen hemen bana getirirlerdim. Ben bir erkek çocuğuna yakın birisiydim. Bisiklete tamir ederim. Zincirini falan geçirmeyi, frenli olmuş ona bakmayı başarırım yani. Şimdi yok. Şimdi bitti. Bisikletin tamirini o ilk getiren Cemil amca aslında marangozdu o. O bisiklet tamiriyle uğraşırdı. Kendi bisikletini tamir ederek başlamıştı herhalde. Sonra bisiklet işte 3-4 taneye çıkınca tel ayarlarını falan ona yaptırırlardı.
Şimdi kendim istediğim renge, istediğim şekilde tellerini, cantlarını, iskeletini falan söküp takmasını, tamiratını falan hepsini kendim yapabiliyordum. Anlıyorum yani kendimde. Hiç başkasına tamirciye falan götürmem. Kendim yaparım her tamiri. Saatlerce bisikletle uğraşıyordum böyle işte. Şurasını değiştireyim, yeni aksesuarlar takayım falan filan. Yani bisikleti yürür hale getirecek hani bir yeri kopmadıktan sonra getirebilirim yani. Yapabilirim hani kendim az çok anlıyorum o işten. Çocukluğumda kullandığım bisiklet şimdiki bisikletle alakası olmadığını ben de 4 yıl önce profesyonel bisiklet almaya gittiğim zaman öğrendim. Benim şu anda kullandığım dağ bisikleti mesela. Biz MTB seçtik. Çünkü Ula'da dağlık bölgeler çok olduğu için de oksijen anlamında yani egzoz gazı solumaktansa orman turları falan düzenliyoruz genelde. Hepimizin bir takım sorunlara, bir takım aşamadığı şeyler oluyor. Ama bisikletle bunu aştığıma inanıyorum. Yani bisikletin üzerine çıktığım zaman böyle farklı duygular hissediyorum. Mutlu oluyorum. Bazı şeyleri unutuyorum. Onun için iyi ki var diyorum yani. Bisiklet cenneti diyoruz. Düşünün yani belediyemizin ambleminde bile bisiklet var. Güzel bir figür görmüştüm bisikletle ilgili. Onu yaptırdım koluma. Gösterebilirim isterseniz. Bisiklet krallığı anlamı. Benim için hani spor zayıflamak değil bisiklet kullanmak. Hani ben aşığım, benimki başka bir şey. Hani bisiklet sürdüğüm zaman kendimi onunla beraber çok iyi hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Bir ulaşım aracı da değil. Zaten ben otobüse zaten binemem. İstesem de binemem. Hani kimileri otobüse binmeyin, bisiklet tamam bu ulaşım aracı olarak da kullanıyor spor amaçlı ama benimki ikisi de değil işte. Ben her şeyi bisikletimle yapmayı seviyorum. Bisiklet olmasaydı özgürlük olmazdı ya. Genç kızdım, Gaziemir'de oturuyorduk. Hani o zaman o dönemlerde benden başka bisiklet kullanan yoktu Gaziemir'de bayan olarak. Ben de çok seviyordum bisiklet sürmeyi. Abim de işte kız kısmı bisiklet mi sürermiş büyük abim. Küçük abim bir şey demezdi. Ben de ona inat sürerdim. Her gün işten gelince beni bir posta döverdi. İnadıma gene sürerdim ertesi gün. O da baktı gene çareyi bulamıyor, bisikletimi kırdı. Ondan sonra babam tekrar bana bisiklet aldı. Bu kıza karışmayacaksın, bu kız bisiklet sürecek diye. Yani böyle dayaklı falan bir bisiklet maceram var. Dayaklarla başladı yani. İnadıma belki de böyle bir şeyle başladı. Çünkü neden karışıyorsun yani? Ben bir şey yapmıyorum, ben bisiklet sürüyorum sadece. Kör kalmasın kimse. Ne oluyor bu bisikletini bilmek ne bir şey mi olunuyor? Kendi işini hızlandırmış oluyorsun. Neden çok mu duvar? Eşeğe binmekten de mi çok duvar attı? Hayır. Herkes bisiklet sürüyor. Yani görüş açısı genişledi. Evvel dar kapıdan bakıyordu ama şimdi kapıyı araladı. Ula'da bisiklet kullanmak daha rahat, daha özgür. Çünkü çevre buna olumsuz bakmıyor. Çünkü yıllardır Ula zaten bisikletle bütünleşmiş. Buradaki insanların kafası daha modern. Gerçekten ne laf atan duydum, ne farklı bakan, ne sıkıştıran, ne korna çalan. Ha, bisiklet dostları var, onlar korna çalıyor. Selam, biz onları biliyoruz zaten, selam vermek amaçlı. Burada bisiklet sürmek, bayan olarak kendini daha güvende hissediyorsun. Daha araçlar sana yol veriyor. Hani gerçekten burası tam bisiklet cenneti. Türkiye'nin bence en güzel bisiklet sürme yeri Ula. Ben bisiklete başladığımda bisiklet benim bir yürüme yolum oldu. Hayatımın ilk tutunduğum şey. Yani bisiklet belki bana yol gösterdi diyorum ben. Çünkü ben o bisikleti bilmeseydim, neydim? Hiç. Bisiklete ben binemezdim. Başkaları binerdi, ben arkasına seleye oturur, onlarla gezerdim. Belli bir zaman sonra arkadaşlar tarafından ben biraz hani rencide edici bazı şeyler oluştu. Ve bundan da ötürü de ben bu bisiklete bir şekilde kendim başarmalıyım diye bir hedef çizdim. Ve sonuçta uğraştım. Ve başaramadım derken bir gece rüyamda bisiklete kendim bindim. Rüyamda bindikten sonra bisiklete sabahla bir demecini oraya oturuyorum. Şu araya selayı montaj ettiriyorum demirciye.
Dedim ki ben buna bineceğim. Git Allah'ın seversen dedi. Sen dedi buna nereye biniyorsun dedi. Sen dedim ben parayla yapmayayım bu işi. Yap dedim ben işimi. Al paranı dedim ben. Gerisine karışma. Velhasıl gelen bisikleti yaptı. O gün rüyamda gördüğüm gibi öğlen saat 12'de bisikletle bayağı yol almaya başladım. Ama sabah saat 9'da bu işe başlıyorum. Öğlene kadar düş kalk, düş kalk böyle. Ve başardım. Yani o rüyayı belki ben görmesem belki şu andaki şeyime sahip değildim. Ayak yok. Benim ayaklarım bu. Cansız bir şey yani, et parçası. Hayatımı kazanmayı sağlayan bisikletti. Bu bisikleti binmem benim yürümeme, yol gitmeme, şu andaki duruma sebep veren bu. Elim ayağımdı o zamanlar. Elim ayağımdı. Dünyada olmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki kafana bunu ben yapacağım dedi.